Zor zamanlarda nasıl güçlü ve dayanıklı kalınır? Bugün sana 5 tane ipucu vereceğim. Bu 5 tane ipucuna dikkat edersen o zaman şimdikinden daha dayanıklı, daha güçlü olursun. Birinci madde, stres ve kaygı yönetimi yapman gerekiyor. Zor zamanlarda kaygı ve stres düzeyleri artar insan olduğumuz için. İnsanlar kendilerini tehdit altında hissederler. Zor bir durumla karşı karşıya kalmak kişinin günlük rutinini bozar ve belirsizlik duygusunu arttırır. Bu belirsizlik duygusu kaygıyı ve stresi arttırabilir. Ayrıca zor zamanlarda kişiler genellikle yaşam koşullarında değişikliklerle karşı karşıya kalırlar. Yani sürprizlerle karşılaşırlar. Bu değişiklikler kişinin stres düzeyini artırabilir. Örneğin haberlerde veya sosyal medyada evsiz, barksız, çatısız kalan insanları veya işini kaybedenleri görmek veya sağlık sorunları yaşayan insanları görmek, buna tanıklık yapmak kişinin kaygı ve stres düzeyini artırabilir. Çünkü insan empati yapan bir varlıktır. İnsan ister istemez empati yapar. İstemese de empati yapar, istese de empati yapar. Dolayısıyla oradaki insanları, çatısız, evsiz insanları gördüğünde, zor durumda olan insanları gördüğünde hemhal olur onlarla, aynı durumları, aynı duyguları, o sıkıntıları kendinde hisseder. İnsan olduğu için. İşte bu duygular insanın stres düzeyini arttırır, kaygıların çoğalmasına neden olur. Bu nedenle stresi azaltmak ve kaygıyla başa çıkmak için zor zamanlarda kendinize zaman ayırarak dinlenmek ve gevşemek önemlidir. Bunu zaten insanoğlu ibadetlerinde, hangi din olursa olsun, ibadetlerinde uyguluyor. Örneğin İslam'da huşu ile namaz kılmak. Dini ibadetlerini %100 fokuslanarak yaptığı zaman bir kişi zaten sakinleşiyor. Yürüyüş, aktiviteler insanı sakinleştiriyor. İkinci madde, kendine bakım yapmak, kendinle ilgilenmek, kendine iyi bakmak. Dayanıklılık konusunda çok önemlidir. Bununla aynı zamanda güçlü kalırsın. Sağlıklı yaşamak, sağlıklı beslenmek, yeterli uyku, biraz önce dediğimiz gibi, ve egzersiz yapmak zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Bununla beraber üçüncü madde sevgili arkadaşlar, kendine güvenmek, kendine güven duymak zor zamanlarda ayakta kalmanın anahtarlarından biridir. Videoda size şunu da söylemek istiyorum. Kendinize güven duymaya başlayın artık. Yani bugünden itibaren güçlü kalmak istiyorsanız kendinize güvenmeye başlayın. Özgüveni kalıcı hale getirmek için profesyonel destek de çok önemli. Bu durumda örneğin danıştığın uzman seninle birlikte senin potansiyelini sana göstererek içinde atıl duran gücü açığa çıkarıyor. Senin güvenin zaten artıyor. Dolayısıyla bir uzmana danış ve profesyonel ilerleyerek sağlıklı özgüvenini kalıcı hale getirebilirsin. Tek başına acil durumlarda peki neler yapabilirsin? Başarılarına odaklanabilirsin. Geçmişte hedefleri belirlemek, kendine olumlu bir şekilde cümleler kurmak, kendinle ilgilenmek, bu yöntemleri kullanabilirsin, bu yöntemlerden faydalanabilirsin. Bunun yanında sevgili arkadaşlar, dördüncü madde, olumlu bir bakış açısı. Olumlu bir bakış açısı zor zamanlarda da çok önemli. Olumlu düşünmek, olumlu cümle kullandığın zaman hayatın da olumlu oluyor. Hayat bir ayna gibidir, sen nasıl davranırsan hayat o şekilde sana yansıtıyor. Sen olumlu cümle söylediğin zaman olumlu şeylerle karşılaşıyorsun. Olumlu baktığın zaman, pozitif baktığın zaman o zaman hayatın da pozitif oluyor. Her zaman her yerde duymuşsunuzdur. Pozitif düşünceler oluşturmak, olumlu duyguları arttırmaya yardımcı olur aynı zamanda. Zor zamanlarda olumlu düşünceler oluşturmak için kendinize güven veren cümleler veya aklınızda tutabileceğiniz pozitif sözler kullanabilirsiniz. Ayrıca geçmişte yaşadığınız olayları baz alabilirsiniz. Daha önceden de başarısız oldunuz ve başardınız veya hikayelerden ilham alabilirsiniz. Mesela başarısızlık yaşamış, ondan sonra çaba göstermiş, gayret göstermiş, başarmış. Bunun gibi hikayelerden ilham alabilirsiniz. Her şeyin mümkün olabileceğine inanmaya başlarsınız olumlu olarak. Bunun yanında da şunu da söylemek istiyorum. Zorluklarla beraber bir kolaylık vardır, biliyorsunuz ayet-i kerime. Her zorluğun arkasından iki kolaylık var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Olumsuzlukları fırsata dönüştürebilir herkes. Örneğin Hazreti Yusuf kardeşlerinin kıskançlığı yüzünden başarısız oldu ve köle olarak satıldı. Biliyorsunuz onu kuyuya attılar. Sonra ne oldu? Mısır'ın zorlu koşullarına rağmen Allah'ın kendisine verdiği rüya yorumlama yeteneğini kullanarak tekrar zindanlardan çıktı, kurtuldu. Sonunda Mısır'ın başbakanı oldu ve kardeşleriyle yüzleştiğinde onları affetti. Çoğu insan bunu biliyordur, bu hikayeyi. Hatta dizileri, filmleri bile var. Hazreti Yusuf'un hikayesi örneğin karşısına çıkan engeller
engellerle başa çıkabilen, yeteneklerini kullanarak ilerleyen ve inancını kaybetmeyen bir kişinin ilham verici hikayesidir. Bunun yanında da sevgili arkadaşlar son madde, çok önemli bir madde, destek. Destek almak gerekiyor. Zor zamanlarda destek almak dayanıklılık için çok önemli. Sosyal destek zor zamanlarda kaygı ve stres düzeylerini azaltmada çok önemli. Örneğin aileniz, arkadaşlarınız veya profesyonel destek alabileceğiniz bir uzmanla konuşabilirsiniz. Duygularınızı onunla paylaşabilirsiniz. Profesyonel destek alma yöntemleri sadece psikoterapi ve danışmanlıkla sınırlı değil. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Eğitim de bir türlü profesyonel destek olarak kabul edilebilir. Örneğin bir işletme sahibi işletmesini büyütmek veya pazarlama stratejilerini geliştirmek için bir eğitmen veya bir mentorla çalışabilir. Benzer şekilde bir kişi kariyerinde ilerlemek veya beceri öğrenmek istiyorsa bir öğretmen, mentor veya eğitmenle çalışabilir, ilerleyebilir. Eğitim bir konuda bilgi sahibi olmayı ve becerileri geliştirmeyi amaçlar her zaman. Eğitim o yüzden şart, her zaman ağzımızda değil mi? Hatta büyük felaketlerin asıl sebebi eğitimsizlikle alakalı. Bu nedenle bir konuda profesyonel destek almak isteyen biri öncelikle hangi becerileri veya bilgileri geliştirmek istediğine karar vermelidir. Ardından kendine uygun bir eğitim programı veya eğitmen seçebilir. Biz de yıllardan beri gurbette yaşayan insanlara, kendi işini yapanlara, liderlere ve genellikle yoğun çalışan insanlara özel hayatını ihmal etmeden daha başarılı ve huzurlu olmalarına eğitimlerimizle destek oluyoruz. Eğitimlerimize katılanlar kendilerini yormadan, kendilerini parçalamadan, kendilerini yıpratmadan iş performansını arttırıyor. Kendine güven eksikliği yaşamadan, öğrenilmiş çaresizlikten kurtularak işlerini başarılı ve karlı olmasını sağlıyor. Örneğin kendi işinin patronları özel hayatını ihmal etmeden işini büyütüyorlar. Liderler yetersizlik endişesi yaşamadan liderlik becerilerini geliştirerek etkileyici bir lider oluyor. Yoğun tempoda çalışanlar da zamanını verimli kullanmayı öğrenerek kendine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmaya başlıyor. Bunları sevgili arkadaşlar insanlar psikolojik ve stratejik yaklaşımları öğrenerek başarabiliyorlar. Eğer sen de bu şekilde ilerleyip hedeflerine hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşmak istiyorsan şimdi eğitimlerimize katılmak için aşağıdaki linke tıkla ve eğitimlerimize başvuru yap. Eğitimlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.